أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد Ol menba-i bağ-ı belagat, ol mahzan-ı fazl-ı saadat, ol andelib-i gülzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa ra salavat. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم. Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlemize sıhhat afiyet nasip eylesin. Milletimize birlik, dirlik, güç, kuvvet nasip eylesin. Cenab-ı Hak kendisine itaat eden Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, yolunu takip eden bir ümmet olmak bizlere nasip ve müyesser eylesin. Kur'an-ı Kerim'de tefsir dersimizde Bakara suresi 159. ayet-i kerimede kalmış idik. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki, ey iman edenler, ya eyyühellezine amanu, in tuti'ullezine keferu, eğer kafirlere danışırsanız, onlara itaat ederseniz, bir meseleye karar vermek için onların da görüşünü alırsanız, yeruddüküm ala akabiküm, onlar sizi eski halinize çevirirler, küfre döndürürler, şirke döndürürler. Feten kalibu hasirin. Bu sefer de zarar edenlerden olursunuz. Bir Müslüman memlekette kanun çıkarmak için Avrupa kriteri, çağdaşlık kriteri, bilmem ne kriteri, bir ailenin mutlu mesut olması için bilmem ne sözleşmesi, Avrupa Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi gibi Allah'ın düşmanlarının görüşleri üzerine siz bir kanun yazarsanız, o kanunlar sizin çocuklarınızı gün gelir kafir yapar, dininden döndürür. Onun için bir meselede doğru yol nedir? Hattı hareketimiz ne olmalıdır? Nasıl davranmalıyız? Nasıl bir kanun çıkarmalıyız dediğimiz anda bize yol gösterecek olan şey Allah, Resulü ve Müslüman alimlerin görüşleridir. Yoksa kafirlerle bir meseleyi istişare ettiğin zaman, bir meseleyi konuştuğun zaman, fikrini sorduğun zaman senin faydana olan bir meseleyi sana söylemez. Ancak sana zarar olanı, kendisine fayda olanı sana söyler. Bu da seni mahveder. Buna mukabil, kafirlerle istişare etmeyeceğim de nasıl yapacağım peki? Nasıl karar vereceğim? Belillahu mevlaküm. Kafirler değil, bilakis senin dostun Allah'tır.
senin görüş soracağın yer, senin nasıl yapalım diye kulağını vereceğin yer Allah'tır, Allah'ın Resulüdür, Allah'ın ve Resulünün yolundan giden İslam alimleridir. Ve huve hayrun nasiri. O Allah, yardımcıların, size doğru yolu gösteren, sizde istişare etme hususunda bulunanların en hayırlısıdır. Uhud'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerle mücadele ederken münafıklar Müslümanlar mağlup olsun diye içlerinden geçiriyorlardı ve bunun için de zahirde görünüşte adım da attılar, 300 kişiyle geri döndüler. Medine-i Münevvere'den çıkmak istememişlerdi. Orduyu görünce de ordudan ayrılıp gittiler. Okçular tepesini terk ettikten sonra dediler ki bizim görüşümüze uysaydınız böyle sıkıntıya düşmezdiniz. Ya bizim sözümüzü dinlemediniz dediler. Kafirlerin sözünü dinlemeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Benim sözümü dinleyin. Ben hepsinden güçlüyüm. Bugün de İslam ülkeleri, başta ülkemiz olmak üzere, eğer İslam'a uygun olan kanunları meclisimizde geçirir, İslam'a uymayan kanunların meclisten geçmesine engel olursak, biz Allah'ın yardımına o zaman ulaşırız. Ama seküler bir mantıkla, dinin bizim hayatımızda ve kanunlarımızda yeri olamaz denen laikliği, değiştirilemez bir hüküm olarak bugün hala birileri bas bas bağırıyorsa, sen kafirin emri altına ta baştan girmişsin. Allah kendi dinine, kendi Kur'an'ına, kendi Resulüne uygun bir kanun çıkarmak üzere insanları inşallah oralarda nasip eder. Yoksa biz Allah'ın dinini hayatımıza sokmayız diyen bir anlayışta sadece kelime-i şehadet getirdiği için Allah'ın yardımı Müslümanların yanına gelmez. Boşuna çabalarız. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّوبَ بِمَا اَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Siz korkmayın. Biz azız, bizim kuvvetimiz nedir ki diye korkup da telaşa kapılmayın. Hiçbir delil olmadığı halde, akla, mantığa, izana sığmadığı halde putlara, taşlara tapan, inançlarında bin bir türlü çelişki içerisinde bulunan kafirler, biz onların kalbine bir korkuyu sokmuşuzdur. Onlar ne kadar müminler az olsa da müminlerden korkarlar. Onun için onların Müslümanlara karşı şiddeti çok fazla olur. Mesela bakınız Avrupa ülkesinde, yakın zamana kadar kendi ülkemizde de bir Müslüman kadının başörtüsüyle yolda dolaşması, bir devlet kurumunda görev alması, doktor olması, hemşire olması, öğretmen olması, kamusal alan dedikleri böyle yalan bir alanda bulunması bu seküler mantıktaki insanlar için asla kabul edilemez bir şeydi. Onlara göre Müslüman ancak bu dinsiz fikriyata tabi olup itaat edip başını açıp oralara girebilirdi. Niye? Başını kapattığı zaman onlar gibi puta, güce, şehvete tapmadığı zaman Müslümanların galip olacağını biliyorlar. Kalplerinde Müslümanların bir gün onları yeneceğini, İslam hukukunun bu memleketlerde cari olacağı korkusunu daima taşırlar. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki,
Uhud'da da böyleydi. 1400 senedir de böyle, kıyamete kadar da böyle olacak. Müslümanlar az olsalar dahi, güçleri az olsa dahi kafirlerin kalbinde bir korku vardır. Bu korku hiç silinmez. Bakınız şimdi İsrail silah bakımından Filistin'in 10.000 katıdır. Para katından, para tarafından bakın, Rusya'yı, Amerika'yı, Çin'i dize getirecek kadar sermayeleri vardır. Bir memleketten sermayelerini çektiği zaman memleketin ekonomisi alt üst oluyor. Bir adam 100 kat güçlü olur da hala korkudan tir tir nasıl titrer? İnançları bozuk olduğu için, bir güvenceleri olmadığı için, para seni korur mu? Korumaz. Silah da seni korumaz. Senin kalbinde Allah inancı varsa ölürsem, şehit kalırsam gazi olurum dersin. Allah beni ebedi cennetlerde yaşatacak dersin. Mermi yağmuru altında bir lahza korkmadan savaşırsın. Ama kafir öyle mi? En korunaklı sığınaklarda acaba buraya düşer mi diye tir tir titrer, yemeden içmeden kesilir. Ya Rab, sana inandığımız için ne kadar şanslıyız. Sen bizden hüznü kederi aldın. Bu imandan bizleri ayırma. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki korkmayın. Az olsanız da korkmayın. Zayıf olsanız da korkmayın. Benim ilahlığımı ve Resulümün peygamberliğini kabul etmeyenler delilsiz, çelişkili bir yolda oldukları için onların kalbi daima korku içerisindedir. Ve me'vâhumun nâr, onların varıp dayanacakları, girecekleri delikte ateştir. Ateşe gireceklerini bildikleri halde, Allah'ın cennetinden mahrum olduklarını bildikleri haldedir ki bunlardan korku zâil olmaz. Dünyada ölüm korkusu, ahirette ateş korkusu bunların fikriyatını, ruhunu sarmıştır. Ama mümin, dünyada Allah'ı razı etmek için kanının akmasına, emeklerinin heba olmasına aldırmaz. Ahirette de cenneti umut eder. Rahat yatar. Başını yastığa koyduğu zaman yarın şehit olacak olsa bile bugün Allah'ı razı ettim elhamdülillah der, derin bir uyku çeker. Ve lekad sadakakum ve bi'se methvel zalimin. O zalimlerin, o din düşmanları, kafirlerin vardıkları nokta, girdikleri yer ne kötüdür. Allah bizleri öyle olmaktan muhafaza eylesin. Son nefes dahil iman ve Kur'an'dan ayırmasın. Ve lekad sadakakumullahu va'dehu iz tahussunhum bi'izni. Allah müminlere zafer vaat edeceğine dair bir vaatte bulunmuştur. Peygamberimiz Medine'den Uhud Savaşı'na çıkarken Allah size zafer nasip edecek dedi. Bu sefer müminler yenildiler. Münafıklar dediler ki peygamber gerçekten peygamber olsaydı yenilmezdi dediler. O da demek ki bizim gibi sıradan bir kişiymiş. Allah'la bir irtibatı yokmuş. Fitne çıkardılar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah size verdiği sözünde sadıktır, doğrudur. Allah sözünde yalancılık yapmaz. Allah sözünden dönmez. Ama اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِ. Siz savaşın başında onları doğruyordunuz. Kafirler yenilmiş, kaçmaya yüz tutmuştu. Ne zamana kadar bu böyle devam etti?
Hatta iza feşiltum ve tenaza'tum fil emri ve asaytum min ba'di ma erakum ma tuhibbun. Kafirlerin yenilip kaçmaya başladığını gördüğünüzde gevşediniz. İmanda zaafa düştünüz. Birbirinizle tartıştınız ve Allah'a isyan ettiniz. Ne zaman? Ganimetleri gördüğünüz zaman. Bedir harbinde müminler savaştıktan sonra Peygamberimiz ganimetleri bir araya toplayıp dağıtmamış. Buyurmuş ki, kim kimi öldürdüyse onların üzerindeki ganimetlerini alsın, o onun olsun. Öyle bir takdirde bulunmuş Peygamberimiz. Bu Uhud Savaşı'nda da ganimetler, kafirler yenilince kim kimi öldürdüyse üzerindekilerini alıp ganimet sahibi olacak vehmine, düşüncesine kapılmış okçular. Şimdi bunlar gider, biz de ganimetten mahrum oluruz. Zaten yenildiler. Haydi biz de gidelim. Okçuların başı Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimiz bize ne dedi? Bizim başımızda kuşların gelip bizim leşlerimizi, ölülerimizi, değil mi? Öldüğü zaman kuş gelir, kurt gelir, yer ortada kalır. Kimse toplamazsa. Öyle feci bir halde olsak bile yerinizden ayrılmayın. 15 kişi kaldı, kalan okçular o ganimet arzusuyla, mal arzusuyla yerlerini terk ettiler. Allah onlara zafer vaat etmişti ama Allah'ın emrine itaat ettiğiniz müddetçe, Resulullah'a karşı gelmediğiniz müddetçe, مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ O okçular, içlerinden bazılar dünyayı arzu ediyorlardı. Bazılar da şehitliği, ahireti arzu ediyorlardı. Tartıştılar, bir takımı isyan etti, bir takımı da itaatte devam etti. Bugün de öyle değil mi aziz kardeşler? Ev alacağım, araba alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Allah faiz yeme diyor, cüp düşüyor içine. Biraz daha kazanacağım, Allah yalan söyleme diyor. 3 kuruşluk kar için malın kusurunu gizliyor. Veyahut da olmayan bir özellik daha koyuyor içine. Allah, Allah'a itaat ettiğin müddetçe sana bereket verir, sana zafer vaat eder. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ Sonra Allah sizi imtihan etmek için sizin elinizi o kafirlerin üzerinden çekti. Zaferi kaybettiniz. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Fakat sizin bu ganimetleri de düşünerek mal hırsıyla, dünya hırsıyla da olsa yerinizden ayrılmanız sebebiyle işlediğiniz isyanı ve günahı Allah affetti. Bakınız, büyük günah işleyenlerin affının mümkün olduğuna dair delil bu ayet-i kerimedir. Resulullah'ın o kadar emrine rağmen o tepeyi terk eden müminleri Hazreti Allah affetmiştir. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah müminler üzerine bir ihsan, bir affedici konumunda fazl-ı kerem sahibidir. Günahlarının çokluğuna, büyüklüğüne bakmaz, pişmanlığına bakar, affediverir. Ya Rab, bizim de günahlarımızı affediver. Küçüğünü büyüğünü bırakma. Bizi günahlara karşı pişmanlıkta da daim eyle, tekrar günaha düşürme.
اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى اَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ف۪ي اُخْرَاكُمْ Siz dönmüş kaçıyordunuz. Dağlara doğru, Medine-i Münevvere'ye doğru kaçıyordunuz. Peygamber de arkanızdan bağırıyordu. Ey Allah'ın kulları, geri dönün, savaş meydanına dönün. Dönmediler. Dağlara kaçtılar. Medine'ye kadar gidenler oldu. فَاَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ Siz böyle yapınca Allah da size gam üstüne gam verdi. Zaferden savaşa gidersin, şehit olursun. Ganimet alamazsın, şehitlerine üzülürsün. İşte yenildiğin için mal mülkünü kaybedersin, ona üzülürsün. Ama orada daha da şiddetli şeyler oldu. Resulullah'ın yanağını patlattılar, dişini kırdılar. Müminler isyanları sebebiyle acaba Allah bizi affetmez mi diye korkuya düştüler. Resulullah'ı biz yalnız bıraktık, ne hallere düştük dediler. Sadece savaşı kaybetme değil, daha başka gam ve kederler içerisinde kaldılar. Ya Rabbi, bizi şu asırda Kur'an'a ve sünnete hizmet etmekten mahrum eyleme. Malımızı, evimizi, ticaretimizi Kur'an'ın ve İslam'ın önünde onlardan daha değerli görme zaaflığını, zayıflığını bize gösterme ya Rabbi. İnsan mala düşkün oldu mu, Kur'an'ı okumayı bırakır. Allah'ın emirlerine dikkat etmeyi bırakır. Gözü oraya dikildi mi her şeyi kaybeder. Onun için dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Bizim hakiki yurdumuz ahirettir. Dünya bir imtihan sahasıdır. Geldik, Allah'a kulluk edeceğiz. Allah yolunda mücadele edeceğiz. Allah'a itaat ve ibadet eden evlatlar yetiştireceğiz. Allah'ın huzuruna tekrar gideceğiz. İşte Cenab-ı Hak bu yenilginin üzüntüsünü diyor sizden almak için size daha büyük üzüntüler verdi. Hani bir adamın parmağı kanar üzülür. Ama kanserden dolayı o parmak kesilecek olsa, o kanamanın üzüntüsü ona hiç gelir. Resulullah'ın o duruma düşmesi, sahabe-i kiramın gönlünü çok yaraladı. Yani savaşı kaybetmeyi, akrabalarının ölmesini hiç umursamadılar. Eyvah dediler, biz ne yaptık, nasıl isyan ettik? Nasıl Resulullah'ı bu hale koyduk dediler. Vallahu habirun bima taamelun. Allah sizin yaptıklarınızdan, kalbinizden geçenlerin hepsinden haberdardır. Kalp değişen şey demektir. Bugün sevdiğimizi yarın sevmeyiz. Bugün hoşlandığımız şeyden yarın tiksinebiliriz. Bugün bir adama o ne güzel deriz, yarın o ne kadar kötüymüş deriz. Kalp değişir. Kalp bazen pişman olur, bazen de günaha doğru meyleder. Allah bizi kendisine ve Resulüne meyledenlerden olmak nasip eylesin. Fakat bunların hepsini de Cenab-ı Hak bilir. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ Sonrasında Allah size diyor bir emniyet verdi. Kalplerinize bir emniyet hissi verdi. Sizi uyku bastırdı. İnsan düşman gelip öldüreceği zaman uyur mu? Uyumaz. Fakat müminler
Hazreti Allah'ın onlara zafer vaadini hatırladılar. Dediler ki biz ne yaparsak yapalım Hazreti Allah'a samimi niyetle bağlı kimseleriz. Allah bizi mahvetmez, Allah bizi yok etmez. Bu düşünceler kalplerine ağır bastı da o kaçtıkları dağlarda, taşların aralarında onları bir uyku bastırdı. Münafıklar o arada müminlere dediler ki bizim sözümüze geldiniz mi? Biz size çıkmayalım, buralara gelip savaşmayalım demiştik. Bak bizim sözümüzü dinlemediniz, ne hallere düştünüz. Bizim sözümüzü dinleseydiniz bu işler başınıza gelmezdi. Bakınız kardeşlerim, burada öyle büyük bir sır var ki bir mümini mesut eden sır da buradadır, kahreden sır da buradadır. Kader yazılmıştır. Kaderde başına gelecek şey her halükarda gelir. Ben şöyle yapsaydım bu başımıza gelmezdi demeyeceksin. Bu yazılmış, geldi. Bundan sonrası bana dikkat etmek yakışır diyeceksin. Bir trafik kazası oluyor. Diyor ki ben şöyle yapsaydım çocuğum ölmezdi. Hayır, o orada ölecek. Allah'ın yazdığı yazı, Allah'ın eceli değişmez. Ama sen tedbir alman gerekirdi, doğru. Fakat sen ne kadar tedbir alsan da kaderin önüne geçemezsin. Başka bir sebepten olur. Ama o kader gerçekleşir. İşte kaderin bu kısmına inanmayan kimseler derler ki ben şöyle yapsaydım bu böyle olmazdı, ömür boyu bir sıkıntı içerisinde kalırlar. Kul, öyle söyleyen inancı olmayan kimselere söyle, o münafıklara. İnnel emre kullahu lillah. Her olmuş ve olacak iş yazılmıştır ve Allah'ın takdirindedir. Ben şöyle yapsaydım çocuğum böyle olmazdı. Ben şöyle yapsaydım iş şöyle olurdu. Şirkette şu kararı alsaydık iflas etmezdik. Bunları geçeceksin. Allah'ın kaderi insanı kuşatır. İnsan onun içinden çıkamaz. Fakat sen şuna dikkat edeceksin. Sen Allah'ın emrettiği doğrular dikkate alarak Allah'ın emri doğrultusunda mı hareket etti? Yoksa nefsin, şeytanın doğrultusunda mı hareket etti? Eğer Allah'ın çizdiği yolda hareket ettiysen, danıştıysan, bir karara vardıysan üzülme. Allah sana yine bir fırsatlar verir. Ama şeytanın yoluna gittin de yanlış kararlar aldıysan, sen iflas ettiğine değil, Allah'a isyan ederek karar verdiğine üzül. Çünkü o iflas bir şekilde gerçekleşecekti. O ölüm yaşanacaktı. Fakat sen o ölüm yaşanırken isyan ile mi ona ortak oldun, Allah'a itaat ile mi ona ortak oldun? يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكْ. Onlar, münafıklar, kafirler, içlerinde gizlediklerini dışarıya vurmazlar. İçinde daha dışarı vurmadıkları nice sözler, fikirler, kararlar vardır. يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا. Diyorlar ki Medine'de kalsaydık, savunma savaşı yapsaydık, sizler burada öldürülmeyecektiniz diyor. Bunu söylemeye çalışıyorlar. Niye bizi dinlemediniz de buraya geldik?
قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ Eğer siz evlerinizde olsaydınız da size yazılan ölüm sizi o yataklarınızda gelir bulurdu. Yataklarınızdan sizi ayırır, öleceğiniz yere size götürürdü. Şimdi insanlar öyle enteresan ölümler oluyor ki adam hiç gereği yokken karar veriyor, aklına var, esiyor, öleceği yere gidiyor. Bir adam şuna iyi inanmalı. Bak, mutluluğun sırrı budur. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere kim inanırsa kederden emin olur. Bir kadın veya erkek, çocuğu genç yaşta ölmüş. Allah onu sen daha doğmadan yazmıştı. Ben şöyle yapsaydım, ben böyle yapsaydım deme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesine bak, sevin. Çocuğu daha buluğa ermeden önce ölen kimselerin çocukları ahirette sabrettikleri için o anne babalara şefaat edecekler. Bir çilesi var, bir üzüntüsü var, bir gamı kederi var ama seni ebedi bir üzüntüye sevk etmemeli kaderde yaşanan şeyler. O zaman münafıkların söylediği sözü sen de tekrar etmiş olursun. Ben şu 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 tedbirleri alsaydım şu işler başıma gelmezdi. Hayır. Keşke ben şu haram yolları yapmasaydım de. Helal yoldan bir kararlar edin de o başına geldiyse yine de üzülme. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْسَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِذَاتُ الصُّدُورِ Sizin kalplerinizdeki imanı ortaya çıkarmak için ve sizin kalplerinizi temizlemek için Hazreti Allah sizi Uhud'da yenilgiye uğratmıştır. Bugün de olur. Bir adamın başına bir iş gelir, kimin onun gerçek dostu, kimin de düşmanı olduğu ortaya çıkar. Hazreti Allah Uhud'da bir bela ve musibete müminlere şöyle belanın ucunu gösterdi. Münafık kim? Hakiki iman sahipleri kim ortaya çıktı? Hazreti Allah sadırlarda gizlenen niyetleri bilir. Allah zaten biliyordu da müminler de bilsin istedi. Münafık kim? Gerçek mümin kim? İşte aziz kardeşlerim, bakınız bugün Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Bosna'da, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde, Yemen'de müminler katlediliyor. Eğer bu hadiseler olmasa, bize kendisini çok iyi niyetli, çok medeni, çok böyle insansever, hümanist göstermek durumunda olacak kimseler bugün İsrail bayrağını memleketlerinin meydanlarına dikiyorlar. Diyorlar ki biz kan akıtandan tarafız. Biz gariban Müslümanların da gözü açılıyor. Ha, bunlar vahşilermiş ya. Biz yıllarca Avrupa medenidir zannediyorduk. İnsan hakkına bunlar bizden daha çok önem veriyor diyorduk. Yolları tertemiz kaymak gibi diyorduk. Meğer bunlar kan içici vampirlermiş. Elhamdülillah ki biz Müslümanız diyoruz bugün. Yaşanan her şey, her bela ve musibet, mümin kim? Münafık kim, zalim kim, mazlum kim, insan kim, onu ortaya çıkarmak içindir. Bugün Filistin'de atılan bombalar İslam alemindeki 1,5 milyar müminin gözünü açıyor. Allah bizim de gözümüzün açılmasını nasip eylesin. Ne Çin'den, ne Rusya'dan, ne Amerika'dan, ne İngiltere'den asla medet ummayacağız. Biz Allah'ın Kur'an'ından, Resulullah'ın yolundan medet olacağız. Allah kendisine güvenmeyi nasip eylesin. Bir ve beraber olmayı bizlere nasip eylesin.
kafirlere fırsat vermesin. Onların kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eylesin. Bakınız 1400 sene önce geçen Uhud hadisesi, Uhud savaşında Cenab-ı Hakk'ın takdiri, bugün yaşanan şeyler. Birebir aynı, hiç farkı yok. Allah bize iman kuvveti nasip eylesin. El Fatiha. Allahümme salli. Ver hocam.